Bu videoda Arrhenius denklemini kullanarak bir tepkimenin aktivasyon enerjisini nasıl hesaplayacağımızı göreceğiz. Bunun için de metil izosiyanürün izomerleşme tepkisini kullanacağız. Gördüğünüz gibi sol tarafta metil izosiyanür var. Kendi izomerine dönüşecek. Birinci dereceden olan bu tepkime için farklı sıcaklıklara ait hız sabitlerini biliyoruz. Şimdi çizdiğim bu çizginin sağındaki şeyleri henüz hesaplayamadığımızı farz edelim. Elimize sadece farklı sıcaklıklardaki hız sabitleri var. A şıkkında bizden bu tepkimenin aktivasyon enerjisini kilojül bölü mol cinsinden bulmamız isteniyor. Bunu bir önceki videoda gördüğümüz Arrhenius denkleminin çeşitlerinden birini kullanarak yapabiliriz. Örneğin, ln k eşittir, eksi ea bölü r Buradaki EA aktivasyon enerjisi. R gaz sabiti çarpı 1 bölü T artı ln A. T bildiğiniz gibi sıcaklık. A daha hatırlıyorsanız frekans faktörüydü. Bu eşitlik bize y eşittir mx artı b denklemini hatırlatıyor olmalı değil mi? y eşittir mx artı b. Yani lnk'yı k'yı y eksenine 1 bölü t'yi ise x eksenine koyarak bir doğru çizersek m yani bu doğrunun eğimi bize eksi ea bölü r'yi verir. Demek ki bu doğrunun eğimini bulabilirsek aktivasyon enerjisini de bulmuş oluruz. Eğer bu doğrunun y eksenini kestiği noktayı bulursak o zaman da ln a'yı yani frekans faktörünü bulmuş oluruz. İstersek frekans faktörünü de bulabiliyoruz. Bunlar için ilk olarak y eksenine hız sabitinin doğal logaritmasını koymamız gerekiyor. Yani bu değerler y ekseni için. 1 bölü t'yi de aynı şekilde x eksenine koymamız gerekiyor. Dolayısıyla bu değerler de x ekseni olacak. Zamandan kazanmak için bu işlemleri ben önceden yapmıştım. Mesela hız sabitinin doğal logaritmasını aldığımızda bulacağımız değerler buradakiler. Aynı şekilde 1 bölü sıcaklıkta bu değerleri verecek. Gördüğünüz gibi burada bir sürü verimiz var. X ve Y değerlerimiz yani bu farklı noktalarımız var. Öyleyse hesap makinemizi alarak bu verilerle çizilecek doğrunun eğimini bulabiliriz. İlk yapacağımız şey stat bölümüne gitmek. Edit kısmına geldikten sonra enter'a iki kere basarsak verileri girmeye başlayabiliyoruz x ilk olarak 0,00213'e eşit. y ise eksi 9,757'ye. Bir sonraki veri çiftine gelelim. x 0,00208'e, y ise eksi 8,903'e eşit. Bir sonrakinde x 0,00204'e, y ise eksi 8 virgül 0,79'a eşit. Sıradaki x 0,002. Y ise eksi 7,292. Son olarak da x'in 0,00196'ya, y'nin de eksi 6,536'ya eşit olduğu bir veri çiftimiz var. Artık bütün verileri girdik. O zaman tekrar stat'a basıp kalk diyebiliriz. F1'e basabiliriz. Sonra Enter'a iki kez basıyoruz. Doğrusal regresyon istediğimize göre buraya F2'ye basıyoruz ve işte sonuç. B istediğimiz eğim. O da eksi 19.149'a eşit. Y ekseninin kesim noktası olan A ise 30,989'a eşit. Öncelikle bunları yazalım. Hesap makinesinden çıkan sonuçlara göre y eşittir eksi 19149 çarpı x artı 30,989. Bizim amacımız neydi? Aktivasyon enerjisini bulmak. Demek ki bizim için önemli olan eğimin değeri. Eğim eksi 19149'a eşit. İşlemlerde kullandığım bu 5x, xy değerini aslında ben grafik çizmek için de kullanmıştım. Gördüğünüz gibi y ekseninde hız sabitinin doğal logaritması, x ekseninde ise 1 bölü t var. Bunlar da biraz önce hesap makinesine girdiğim 5 ayrı veri çifti. Bu doğru eğimi eksi 19.149 olarak hesaplandı. Aktivasyon enerjisini bulmak için de bize zaten bu gerekiyor. Eğim yani m'in eksi ea bölü r'ye eşit olduğunu biliyoruz. Kullandığım rengi değiştireyim ki daha net görebilirsiniz. Eğim eksi 19.149'a yani negatif aktivasyon enerjisinin gaz sabitine bölümüne eşit. Daha önceki videolardan da hatırlayacaksınız. Gaz sabiti R bildiğiniz gibi 8,314. Artık aktivasyon enerjisini hesaplayabiliriz. Hemen hesap makinemizi alalım. Yapacağımız işlem 19149 çarpı 8,314. Demek ki aktivasyon enerjisi 159205 Joule bölü molmuş. Soruda bizden kilo bölü mol cinsinden isteniyordu. Cevap olarak 159 kilo Joule bölü mol diyebiliriz. Bunu artık buraya yazalım. Aktivasyon enerjisi 159 kilojül bölü mole eşit. Böylece bize verilen bütün verileri kullanarak aktivasyon enerjisini hesaplamış olduk. B şıkkında bizden yine kilojül bölü mol cinsinden aktivasyon enerjisini bulmamız isteniyor. Ama bu sefer bizden istenen sadece iki farklı sıcaklıktaki yani 470 ve 510 kelvindeki hız sabitlerini kullanmamız. Bu durumda Arrhenius denkleminin bir önceki videoda gördüğümüz bir başka şeklini kullanmamız gerekiyor. O da hatırlıyorsanız şu şekildeydi. Elen K2 bölü K1 eşittir. Eksi EA bölü R çarpı 1 bölü T2 eksi 1 bölü T1. EA tabii ki aktivasyon enerjisi. O zaman T2 510, T1 ise 470 olacak. Evet, bildiklerimizi denkleme yerleştirelim. İlk olarak elen k 2 bölü k1 var. k1 ve k2 neye eşitmiş biraz sonra bakacağız ama önce sağ taraftan devam edelim. ea bulmak istediğimiz şey. r ise gaz sabiti yani 8,314. En sağda ise 1 bölü t2 yani 1 bölü 510 eksi 1 bölü t1 yani 1 bölü 470 var. Artık sıra hız sabitlerinin değerlerine bakmaya geldi. İki farklı sıcaklıktaki hız sabitini istiyoruz. İlki 510 Kelvin'deki. Diğeri ise 470 Kelvin'deki hız sabiti. Şimdi de bize verilmiş olan tabloya göz atalım. T1 470 Kelvin olduğuna göre buradaki ilk hız sabiti olmalı. 5,79 çarpı 10 üzeri eksi 5. T2'de 510 olduğuna göre bu da ikinci hız sabiti. 1,45 çarpı 10 üzeri eksi 3. Bunları bulduğumuza göre artık denklemeye geri dönebiliriz. K2 bölü K1 yazmamız gerekiyor. O zaman 1,45 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü 5,79 çarpı 10 üzeri eksi 5. Tabii bir de bunun doğal logaritmasını almak lazım. Elen 1,45 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü 5,79 çarpı 10 üzeri eksi 5. Sonuç yaklaşık olarak 3,221 çıktı. O zaman sol taraf 3,221'e eşit. Sağ tarafta ilk olarak eksi ea bölü r yani ea bölü 8,314 var. Ama önce burayı çözelim hesap makinemizi alalım. Önce 1 bölü 510 yazıyorum. Bundan 1 bölü 470'i çıkarmamız gerekiyor. Bakalım sonuç neymiş? Yuvarlarsak eksi 1 virgül 67 çarpı 10 üzeri eksi 4 diyebiliriz. Çıkan sonucu buraya yazıyorum. Eksi 1 virgül 67 çarpı 10 üzeri eksi 4. O zaman aktivasyon enerjisi eşittir. 3,221 çarpı 8,314 bölü eksi 1,67 çarpı 10 üzeri eksi 4. Buna göre aktivasyon enerjisi yaklaşık olarak 160 kilojül bölü mole eşit. Soruda bizden kilojül bölü mol istendiği için bunu yaklaşık olarak 160 kilojül bölü mol olarak söyleyebiliriz. Yani aktivasyon enerjisi 160 kJ bölü molmuş. Bu da Arrhenius denkleminin diğer şeklini kullanıp bulduğumuz değerle neredeyse aynı. Diğerlerinde 159 kJ bölü mol bulmuştuk. Birbirlerine oldukça yakın değerler öyle değil mi? Demek ki soruda size verilenlere göre Arrhenius denkleminin istediğiniz formunu kullanabilirsiniz.